Aslında iyi olan 8 kötü alışkanlık. Bize mıknatıs gibi yapışan bazı oldukça iğrenç alışkanlıklar vardır. Onlardan kurtulmamız çok önemli olsa da bunu başarmak hayli zordur. Ama belki de bu alışkanlıklar aslında hiç zararlı değildir. Bunu hiç düşündünüz mü? Her gün yaptığınız ve sizin için aslında yararlı olan kötü alışkanlıklar listesine bir bakalım. Ancak başlamadan önce yeni güncellemelerimizi asla kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 8 numara. Duşta idrarını yapmak. Bunu asla itiraf etmesek de bu çoğumuzun, hepimizin de olabilir, yaptığı bir şey. Glamour dergisi 1000 kadına anket uyguladı ve onlara diğer soruların yanında duşta idrarlarını yapıp yapmadıklarını da sordu. Sonucunu tahmin edebiliyor musunuz? Katılımcıların yaklaşık %75'i yaşamlarında bir kere bile olsa bunu yaptıklarını itiraf etti. Yani bu utanmamız gereken bir şey mi? Yoksa tamamen normal mi? İster inanın ister inanmayın, ikinci seçenek daha doğru. İdrardaki ürik asit ve amonyak, ayak parmaklarınızda mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Fena değil ha? Ayrıca duş alırken idrar yapmayı tercih ederseniz su faturası ve tuvalet kağıdından tasarruf edebilirsiniz. Şaşırtıcı ama bir de pratik tarafı varmış bu işin. 7 numara. Tükürmek. Birinin 5 dakikada bir tükürüğünü toplamaya çalışması asla hoş görünmez. Ve halka açık yerlerdeyken salyanızın aşağı sarkması iğrenç ve acayip sinir bozucu bir durumdur. Aslında bunun sağlıklı, geçerli ve hatta gerekli olduğu istisnai bir durum var ve o da egzersiz yaparken tükürmektir. Sporda özel olarak tükürmek daha kolay nefes almanıza yardımcı olabilir. Genellikle burnumuzdan nefes aldığımızı herkes bilir. Çünkü bu soluduğumuz havayı ısıtır, nemlendirir ve onu temizleyerek vücudun oksijeni daha verimli bir şekilde emmesini sağlar. Ancak egzersiz yaparken ağzımızdan nefes almaya yatkınız ve bu da normal nefes almayı engeller şekilde daha fazla tükürük üretilmesine neden olur. Bu yüzden spor yaparken üretilen aşırı balgamdan kurtulmak için tükürmek çok normaldir. Tıpkı sümükten kurtulmak için sümkürmek gibi. Ama diğer hallerde bu iğrenç alışkanlıktan olabildiğince kısa bir sürede vazgeçmeniz daha iyi olur. 6 numara. Sakız çiğnemek. Sürekli sakız çiğnemek, edinilmesi gereken önemli bir alışkanlık olmasa da sanıldığı kadar kötü bir şey de değildir. Sakızın hiçbir besinsel yararı olmamasına rağmen farklı araştırmalar aslında balon yapmaktan başka yararları olabileceğini de gösterdi. Konuyla ilgili bir deney yapan St. Lawrence Üniversitesi psikologları, çiğnenen sakızın kafeinden bile daha fazla çalışmaya ve sınava hazırlanmaya yardım ettiğini ortaya çıkardı. Ayrıca sakız odaklanmanıza, hafızanızı keskinleştirmenize, stresinizi azaltmanıza ve kortizol seviyenizi yükselterek hormonlarınızı dengelemenize yardımcı olur. Sakızın bu avantajları, ortalıkta geviş getiren bir inek gibi görünme riskinizin güzel bir getirisi işte. Bu yüzden bir dahaki sefere sınavınıza sıkı biçimde çalışırken ya da işinizde büyük bir projeyle uğraşırken biraz sakız çiğneyin. İşi bitirmenize yardımcı olur. 5 numara. İşte bu benim favorim. Gaz çıkarmak. Belki de bu tam olarak bir alışkanlık sayılmaz çünkü bu vücudun doğal bir fonksiyonudur. Ancak bu özellikle siz yalnız değilken gaz kaçırmanızın utanç verici veya kaba bir davranış olmadığı anlamına gelmez. Mükemmel bir dünyada bedenimiz bizimle bu şekilde alay etmezdi. Ama gerçekte gaz çıkarmak göründüğü kadar kötü değil. Aslında gaz çıkarmak gerçekten önemlidir. Bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Ancak vücudunuz günde yaklaşık 14 kez ve uyurken yaklaşık 3-5 kez gaz çıkarır. Bakın şimdi, sindirim sisteminiz yemekten yaklaşık 6 saat sonra karbondioksit ve metan üretmeye başlar. Ve gaz çıkarma, vücudunuzun bu gazlardan kurtulmasına yardımcı olur. Eğer genellikle gazınızı tutmaya çalışıyorsanız artık işi oluruna bırakmayı denemelisiniz. Vücudunuzda biriken gazları tutmanız karın ağrısı ve şişkinliğe neden olur. Ayrıca düzenli olarak güçlü şekilde gaz çıkarıyorsanız bağışıklık sisteminizi güçlendiren, bağırsaklarınızdaki bakterilerin sağlıklı oldukları ve ihtiyaç duydukları tüm besinleri aldıkları anlamına gelir. Yani bu iyi bir işaret. 4 numara. Geğirmek. Aslında bir delikten çıkamayan gaz diğerinden çıkar. Geğirme neredeyse bazı sosyal çevrelerde parti sloganına bile dönüştü.
uluslararası geğirme şampiyonaları düzenleyen bir dünya geğirme federasyonu olduğunu biliyor muydunuz? YouTube'da geğirmesi 18 saniye süren bir şampiyonun videosunu bile bulabilirsiniz. Aferin ona. Ama bazılarımız hala geğirmekten utanıyor. Oysa büyük bir porsiyon yemek yedikten sonra sesli geğirdiyseniz bunun utanılacak bir yanı yok. Aslında geğirme, karnınızdaki tüm gaz basıncını azaltmaya yaradığından mideniz için faydalıdır. Geğirmenin bastırılması ve midenizdeki gazın tutulması, diğer taraftan mide asidinin boğazınıza sıçramasına neden olabilir. Ve bu da göğüs ağrısını tetikleyebilir. Ancak gün boyunca aşırı geğirdiğinizi fark ederseniz bu da iyiye işaret olmayabilir. Bu durum reflü hastalığının bir belirtisi olabileceğinden hemen bir doktora görülmelisiniz. 3 numara, tırnak yemek. Tırnakları kemirmek, stresliyken kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olan çok yaygın bir alışkanlıktır. Tabii ki iğrenç ve pis görünür ama bu aynı zamanda sizin için iyidir de. Tırnaklarınızı yerken tırnak üstü ve altındaki bakterileri de yersiniz. Tabii bu kulağa hiç de hoş gelmiyor. Ancak bu bağışıklık sisteminizin bu bakterilerle savaşmaya yardım eden beyaz kan hücrelerini üretmeye başlamasına neden olur. Ayrıca vücudunuz bu bakterileri hafızasına kaydeder. Tekrar bu bakterilere rastladığınız zaman vücudunuzda onları etkisiz hale getirecek lenfositler oluşur. Yani demek istediğimiz, tırnaklarımızı yiyerek aslında vücudumuza iyilik yapmaktayız. Ayrıca Pediatrics dergisinde yayınlanan bir çalışma, parmaklarını emen veya tırnaklarını yiyen çocukların alerjiden muzdarip olma ihtimalinin daha düşük olduğu sonucuna vardı. Sanırım tırnak yemek o kadar da kötü bir şey değil. 2 numara. Bir saniye bekler misiniz? Bu listemde var mı gerçekten? Burnu karıştırıp sümüğü yemek. Tamam, herkesin bunun listemizin en kötü alışkanlığı olduğunu düşündüğünü biliyorum. Muhtemelen burnunuzu karıştırıp parmağınızın ucunda dışarı çıkan şeyleri tüketmenizin sizin için iyi olabileceğini düşünmüyorsunuz. Ama bu bir gerçek. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nce yayınlanan ve farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, Harvard dahil. Gerçekten mi? Böyle şeyler için de mi zaman ayırıyorlar? Neyse. Sümükleri yemek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çünkü içlerinde diş çürümelerine neden olan bakterilerle savaşan tükürük müsinleri bulunuyor. Ben ise bunun sadece burun ve boğaz için bir geri dönüşüm olduğunu düşünüyordum. Genellikle hazine arıyormuş gibi burnunuzu karıştırdığınızda ve çıkan altınları yediğinizde bağışıklık sisteminizi tetikleyerek beyaz kan hücrelerinin belli bakteri türlerine karşı vücudu savunmak için yeniden salgılanmasını sağlıyorsunuz. Ve bu alışkanlık tüm vücut sisteminizi güçlü kılıyor. Saskatchewan Üniversitesi'nde biyokimya profesörü ve bu çalışmanın yazarlarından olan Scott Napper, sümük yeme isteği hissettiğinizde kendinize bunu yasaklamamanız gerektiğini söylüyor. Yok artık, senin için basit bir sümük olabilir ama bu hiç de bana göre değil. 1 numara, daha az duş yapmak. Her gün duş almak sizi temiz, taze ve sağlıklı kılar, değil mi? Tam olarak öyle değil. Gerçek şu ki, eğer her gün duş alırsanız, vücudunuzun doğal yağlarını yıkayarak onu korumasız bırakır ve kurutursunuz. Sabunsuz, sıcak su bile cildinizi parlak ve dolgun tutan yararlı bakterileri yok edebilir. Ve ne kadar sık duş alırsanız, cildinize verdiğiniz zarar da o kadar çok olur. Saçınız için de sık duş iyi bir şey değildir. Her gün duş yapmak saç derisini kurutur ve kepek oluşumuna yol açabilir. Fakat daha da şaşırtıcı bir şekilde saçınızın aşırı yağlanmasına neden olabilir. Çünkü vücudunuz ani kuruluğu önlemek için daha fazla yağ salgılamaya başlayacaktır. Bundan dolayı bazen günlük duşu atlayın. Bu bahane ile daha fazla uyumak sizi mutlu eder. Hem cildiniz ve saçınız bunu kesinlikle sevecektir. Şimdi tüm bu kötü ama iyi alışkanlıkları sizin için çözdük. Artık bir uyarı yapmanın zamanı da geldi. Videoda verilen tavsiyelerde aşırıya kaçmayın. Evet, sümük yemenin o kadar da kötü olmadığını öğrendik. Ancak bu kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde onu tüketmeniz gerektiği anlamına gelmez. Sizi utandıran veya rahatsızlık hissi veren herhangi bir alışkanlıktan vazgeçmeniz daha iyidir. Bir iki kez bunu yapmışsanız bile kendinize eziyet etmeyin.
Çünkü aslında vücudunuza kendinizin ya da toplumun düşündüğü kadar zarar vermiyorsunuz. Şimdi şuna bakın. Gördüğünüz gibi kötü bir şey olmadı. Peki sizde bulunan bu kötü ama iyi alışkanlıklardan herhangi birini itiraf etmeye hazır mısınız? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Güncellemelerimizle hayata olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.